İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya terörle mücadele, sığınmacılar ve deprem bölgesine ilişkin son tabloyu paylaştı bugün mecliste. Terör hamdolsun bitme noktasına geldi. Artık terör nedeniyle kapalı tek bir yaylamız, terk edilmiş tek bir köyümüz, mezramız, Tek bir kulüme biz dahi kalmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının bütçesini sundu. Terörle mücadele konusunda kararlılığı bir kez daha tekrar etti. Geçmişte adı terörle anılan Cudi Gabar'ın artık petrol zenginliğiyle gündeme geldiğini ifade etti. Gabar'daki petrol üretimimiz 2024'te ülkemizin ihtiyacının %10'unu 2026'da da inşallah... %18'ini karşılayacak. İçişleri Bakanı PKK KCK'ya yönelik 19756, FETÖ'ye yönelik 5875, DEAŞ'a 1149, sol terör örgütlerine 238 operasyon yapıldığı bilgisini verdi. Bu dönemde etkisiz hale getirilen bu hainlerin 7'si kırmızı, 15'i turuncu, 30'u gri, biri mavi, biri de yeşil kategoride olmak üzere toplam 54'ü sözde üst düzey teröristi. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonları ise hız kesmeden devam ettiğini belirtti İçişleri Bakanı. Teröristle zehir tacirlerini eş yerde görüyoruz. Zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Bakan Yerlikaya sığınmacı sayısına ilişkinde son rakamları verdi. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 254 bin 904. İkamet izniyle kalan yabancıların sayısı 1 milyon 129 bin Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 259 bin 468 olmak üzere. Ülkemizde toplam 4 milyon 643 bin 986 düzenli göçmen bulunuyor. Ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde gündemindeydi Ali Yerlikaya'nın. Bu yıl sonuna kadar inşallah 41 bini il ve ilçe merkezleri 5 bini kırsalda olmak üzere toplam 46 bin konut afet sedelerimize teslim edilmiş olacak. Bakan Yerlikaya siber suçlarla mücadele başlığı altında da gündemdeki yasa dışı bahisle ilgili rakamları paylaştı. Yasa dışı bahis konusunda 187 operasyon yapıldığı, gözaltına alınan 1153 şüpheliden 309'unun tutuklandığı bilgisini verdi.